Rumen ekibi Gocher'le top getirmeye çalışıyor. Voluntari'nin 5'i ise şöyle: 0 numara Todrick Gocher, 5 numara Marco Badiou, 9 numara Vlad Moldoveanu, 12 numara Sarunas Vasilyauskas ve 32 numara Eric Thompson. Ve bir faul düdüğü geliyor. Dibost takımımızda faulü düzeltiyorum. Savunma faulü olarak çalındı. Eric Thompson Dibost'a faul yapan oyuncu ve kenardan da başlıyoruz oyuna. Dibost getiriyor. Divoon Akunpursel. Harika smaçlara imza atan bir oyuncu. Çok atletik. Kendisi gitti ama bitiremedi. 8 dakika 45 saniye var. İlk periyodun tamamlanmasına yaklaşık 1.20 geride kaldı ve iki takım henüz skor üretemedi. Dibost. İçeri indirdi kaptan Göksen'in. Şimdi dışarıda Akunpursel'i gördü. Sadip de boş pozisyonda. 3 sayılık atış Göksen'in. Köksal çemberde sekti. Sayıyı bulduk ve ilk sayılar kaptan Göksen'in Köksal'ın üçlüğüyle geliyor. Vasilyauskas. Sarunas Vasilyauskas 3 sayılık basketle cevap veriyor. Hemen başladık oyuna. Dibost getiriyor topu. David Kravish'in, düzeltiyorum, Kerry Blackshear'ın perdesinde Dibost'tan 3 sayılık isabet. Son 2 maçta çok düşük yüzdeyle oynamıştı. Bugün 3 sayıyla başlıyor Dibost. Skor 6-3. Sarunas Vasilyauskas. Todrick Gocher. Uzak mesafe 3 sayılık atış. Bunda da isabet var. İlk 1-20 skorsuz geçilmişti. Ardından iki takım da karşılıklı ikişer üçlük buldu. Dibost bir cevap daha vermek istedi. Topu çeliyorlar. Sarunas Vasilyauskas'la voluntari hücumu. Moldoveanu'yla paslaştı Vasilyauskas. David Kravish de çıktı perdeye. Zor bir top ve iki oyuncu saha içerisinde tutamıyor. Top dışarı çıktı. Galatasaray hücumu olacak. Galatasaray Nef bu dönemde yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarında Beşiktaş, Darüşşafaka, Türk Telekom, Büyükçekmece ve Yalovaspor karşısında 5 maçı da kazandı. Yoluna 5'te 5'e devam ediyor hazırlık döneminde. Dibost çember altını dolaştı. Akunpursel verdi pasını Kerry Blackshear'e. Harika bir düşünce ama aynı güzellikte blok geliyor Eric Thompson'dan David Kravish'e. Adeta bir posterlik smaç olacaktı ama savunmada yerini iyi alıyor Eric Thompson. Divoon Akunpursel sol dipten üçlüğü yolladı. İsabet yok. Eric Thompson alıyor. Girdik araya. Divoon Akunpursel 3 sayılık atış. Bunda da isabet yok. Vasilyauskas getiriyor topu. Bir 3 sayılık atış. Alıyoruz. Akunpursel'e reboundu. Dibost. Dibost içeri doğru yöneldi. David Kravish'le oynadı. Kravish'in yakın mesafeli atışında isabet yok. Sonrasında alıyorlar Thompson'la reboundu. Vasilyauskas getiriyor. Moldoveanu Gocher'le oynadı. Gocher. Orta mesafe atış. İsabet geliyor. 8-6 yapıyor skoru voluntari. Rumen ekibi öne geçiyor. Akunpursel dışarı çıkardı. Dibost fake sonrası içeri doğru yöneldi. Sağ dipte Akunpursel'i gördü. Şutta isabet yok. Kaptan Göksen'in aldığı bandı penetre etmek isterken topu elinden kaçırıyor. Sonrasında hızlı gelişti hücum. Marco Badiou 3 sayılık isabet. Fark 5'e çıktı. 11-6 oldu skor. Düzeltiyorum, 10-6. Ayak çizgide işareti geldi. Sonrasında 2 sayılık olarak skorboarda yazılıyor bu basket. Skor 10-6. David Kravish. Dibost. 3 sayılık şut isabet yok. Sonrasında Kerry Blackshear'ın teması olduğunu belirtiyor
Yücel Çilingir başhekim, Aydın Karaçam ve Abdullah Kaputan yardımcıları bu hakem üçlüsü yönetiyor mücadeleyi. Sarunas Vasilyauskas. İçeri doğru bir pas. Araya giriyor Dibost. Oyuncu değişikliği iki takımda da. Malcolm Lee oyunda. Marco Badiou kenara geldi. Takımımızda da Göksel'in Köksal kenara gelirken Canberk Kuş oyuna dahil oldu. Dipten bir 3 sayılık şut. Bunda da isabet var. Todrick Goçer 13-6 yaptı. Oldukça isabetli başladı. Rumen ekibi Voluntari. Dibost. David Kreviş içeri doğru gitti. Akompursel. Önce sağa doğru yöneldi. Sola doğru hücum etmek isterken faulle durduruluyor. Malcolm Lee biraz önce oyuna dahil olmuştu. İlk faulü takım olarak da ikinci takım faulü oluyor Voluntari'nin. 4.51 var ilk çeyreğin tamamlanmasına ve top oyuna sokulmadan bir faul düdüğü daha geliyor. Vlad Moldovanu faulü yapan oyuncu. 9 numaralı formasıyla onun da ilk faulü oluyor. Toplamda 3 takım fauline ulaşıyor Voluntari. Kreviş. Dibost. Dibost. David Kreviş kendisine yer buldu. Dibost'un sayısı. Skor 13-8 oldu. Yüksekten bıraktı gözyaşı damlasını. Dibost farkı 5'e indirdi. Canberk'in yakın savunması vardı. Eric Thompson. Vasilyauskas. İçeri doğru indirmek isterken araya giriyor David Kreviş. Akunpursel'le Galatasaray hücumu. Dipte Canberk. Şimdi baseline'a doğru yöneldi. Temas Todrick Goçer'den. Oyuncu değişikliği yapılıyor. Dibost kenara geldi takımımızda. Eray Aydoğan oyunda ve Vasilyauskas'la Eric Thompson kenara geldi. Antonio Woods ve Roland Torok oyunda, ikisi de ilk kez oyuna dahil oluyor Voluntari'de. Kerry Blackshear, Eray Aydoğan içeri doğru yöneldi. Önü kapalıydı. Dışarı doğru çıktı şimdi. Canberk. David Kreviş de oynadı. Son 3 saniye. David Kreviş şutunda isabet yok. Yaklaşık 2 saniye kala şut kullanmak durumundaydı. Moldovanu. Şutta isabet yok. Goçer'le boş dönüyor Voluntari. Divo'un Akunpursel. Önünü boşalttı. Orta mesafe isabet yok. Canberk çeldi, reboundu aldı şimdi. Eray'la yeni bir 10 saniyemiz var. 14 saniyelik hücumda. Şimdi son 5 saniye. Divo'un Akunpursel. Sağda bir boşluk gördü. Dışarı çıkardı. Kerry Blackshear süre dolarken attı. 3 sayılık şutunda isabet yok. 13-8 skor, 3-16 var periyodun tamamlanmasına. Rıdvan girecek biraz sonra. Woods, Eray karşılıyor. Malcolm Lee verdi bir kez daha. Woods. Son 4 saniye, 3 saniye topu bir an kaptırmak üzereydi. Sonrasında şutunda isabet yok. Süre dolarken kısa düşen bir şut oldu. Çembere dahi değmedi. Kerry Blackshear'dan harika pas David Kreviş. Uzundan uzuna iki oyuncu arasında bir güzel asist, sonrasında sayı ve Kreviş beni değiştir dedi. Biraz yoruldu o da. Sadık kenarda oyuna girecek ve faul geldi. Eray yapıyor faulü. Roland Torok çizgide iki atış kullanacak. 13-10 skor, 2-35 var periyodun tamamlanmasına. İlk atışı isabetli.
Torok ikinci atışını kullanıyor. İkide iki yaptı skor. 15-10. Voluntari lehine. Eray. Woods karşısında Sadık oyunda buluştu topla. Sadık da 15 sayıyla tamamlamıştı. Yalova Spor mücadelesinde etkili bir isimdi. Rıdvan da takımımızda oyuna dahil olan bir diğer oyuncu. Son 5 saniye Eray. Kerry Blackshear'in perdesi var. Eray içeri doğru gitti. Zor pozisyon. Atışında isabet yok. Ve top dışarı çıkıyor. O sırada da süre tamamlandı. Melo Trimble da saha kenarından geçerek bench arkasına doğru yönelecek. Takımımızın bu sezonki önemli transferlerinden. Fakat şanssız bir sakatlık yaşadığı için Melo Trimble yaklaşık 3 haftadır parkelerden, takımından uzak. Ve bu arada bir 3 sayılık isabet geldi. Vlad Moldoveanu'dan 18-10 oldu skor. Rıdvan. Faul. Dördüncü takım faali oluyor Voluntari'nin. Malcolm Lee yapıyor faali. Onun da ikinci faali. Bu arada Moldoveanu kenara geldi. Voluntari'de Thompson bir kez daha oyunda. Eric Thompson 32 numaralı formasıyla. Eray'la çember altından topu oyuna sokuyoruz. Rıdvan. Sadık dışarıda. Üç sayılık şutu Sadık isabet yok. Malcolm Lee aldı. Woods pasını verdi. Sonrasında içeri indirilen top. Sadık yapıyor faulü Eric Thompson'a. Son 1 dakika 20 saniye var. 18-10. Voluntari üstünlüğü sürüyor mücadelede. Sadık ilk faulünü yaptı. Bir de Eray'ın faulü var takımımızda. Toplam 2 oyuncu faul yapan isimler. Çember altından topu oyuna soktu Voluntari'de Woods ve Lee sayıyla tamamlıyor. 20-10 oluyor skor. Kötü bir ilk periyot başlangıcı. 1 dakika 17 saniye var. İlk periyodun tamamlanmasına skor. Galatasaray Nef 10, Voluntari 20. Mola süresi tamamlanıyor. 1 dakika 17 saniye var. İlk periyodun tamamlanmasına skor 20-10. 10 sayı farklı gerideyiz. Ve yediğimiz çember altındaki bu basit sayı sonrası çok kolay bir sayıydı. Koç Ekrem Memnun mola aldı. Şimdi Rıdvan'la çıkarmaya çalışıyoruz topu. Eray. Parkedeki beşimiz Eray, Rıdvan, Sadık, Canberk ve Kerry Blackshear. Son 10 saniye hücumda. Eray. Canberk'i gördü. Kerry top istedi. Kerry Blackshear dönerek atışı isabetli değil. Sadık reboundu aldı. Faul. Ve 2 atış kullanacak. Sadık. 4 faul limiti dolmuştu. Takım olarak da 5. faulünü yapıyor.
Voluntari Torok ilk faulünü yapmış oldu. Sadık'la çizgideyiz. İlk atışında isabet yok. Biraz kısa kaldı. Dibost 5, Göksen'in 3, Kreviş 2 sayıda, toplam 10 sayımız var. İkinci atışında isabet var ve Sadık da ilk sayısına ulaşıyor böylece. Ön alanda baskılı bir savunması söz konusu takımımızın. Sarunas Vasilyauskas getiriyor topu. Vida oyunda. Rıdvan el sokmak istedi orada topu çalmak için. Son olarak Antonio Woods'tan top dışarı gidiyor. Oyun alanında tutmak isterken top çizgide sekiyor. Ve başarılı bir savunma oldu takımımız adına. Eray. Son 35 saniye. Sadık. Rıdvan. Kerry Blackshear boş pozisyondaydı, aldı. Arkasında Thompson var. Birebir oynayacak. Biraz çemberden uzaklaştı. Canberk. Son 6 saniye, 5 saniye. Canberk'in şutunda isabet yok. Eric Thompson aldı reboundu ve son hücum olabilir. Ama takımımızın da faul hakkı var. 2 faul daha yapabilir. Rıdvan savunmada. Antonio Woods verdi pasını. Sağ dipte bir 3 sayılık şut. İsabet yok. Aldık reboundu Eray'la. Süre dolarken Eray uzaktan bir şut yolladı ve top isabetli olmadı. Top dışarı çıktı. Süre de tamamlanıyor. İlk periyot sonucu Galatasaray Nef 11, Voluntari 20. Galatasaray Nef Voluntari mücadelesinde ikinci periyot birazdan başlayacak. Takımımız Eray, Rıdvan, Göksen'in, Sadık ve Ege Beşi ile parkede. 20-11'lik ilk periyot skoru var Voluntari lehine. Rumen ekibi 9 sayı farkla ilk periyodu önde tamamladı. Takımımızda Dibost 5, Göksen'in 3, David Kreviş 2 ve Sadık Emir Kabaca bir sayıda. Rakipte ise Todrick Goçer 8 sayıyla takımının en skorer ismi. Eray. Sadık'la oynadı. Goçer arkasında. Sadık zor bir pozisyon, şutunu kullandı. Eray faul orada. Ege Arar faul yapıyor. Ege de topa girmek istedi rebound'a. Sarunas Vasilyauskas'la girdiği mücadele sonrasında faul çıkıyor. Ege Arar'ın ve takımımızın ilk faali oluyor bu periyotta. Rıdvan'ın yakın mesafeli bir savunması söz konusu. Vasilyauskas. İçeri indirilen top. Eric Thompson hücum faal. Eric Thompson hücum faal yapıyor. Kendisine bir alan açmak düşüncesindeydi. Ve orada oyuncularımızı ittiği anda da bir hücum faul çıkıyor. Boş döndürüyoruz.
Eray getirdi. Rıdvan sağda bir boşluk buldu. Göksel'ine sol dibe pas vermek düşüncesindeydi ama topuna bir temas söz konusu. O noktada Antonio Woods topu dışarı gönderiyor. Çember altından Eray ile oyuna başlıyoruz. Sadık fakat o da ellerinin arasından kaçırdı topu. Dizine çarpan top dışarı gidiyor. Top kaybı yapıyor takımımız. Sarunas Vasilyauskas'ta top. O da uzun yıllar Türkiye'de basketbol oynayan isimlerden birisi. Moldovayanu. Şimdi pasını çıkardığı bir 3 sayılık şut isabet yok. Eray'la aldık reboundu, hemen hücuma geçiyor Galatasaray. Göksel'in pası Sadık. Birebir oynuyor içeride. Çok güzel döndü. Sadık Emir Kabaca 20-13 yaptı. Üçüncü sayısı Sadık'ın. Göksel'inden Vasilyauskas'a baskı vardı. Moldovayanu içeri doğru indirdiği sırada Rıdvan girdi. Rıdvan kendisi getiriyor, faul. David Vida yaptı faulü. Kenardan topu oyuna sokacak takımımız. Oyuna başlayacak. Eray kenara geldi bu arada. Dibost oyunda. Sadık. Moldovayanu'yu aldı arkasına Sadık. İçeri doğru yöneldi. Güzel bir baskete daha imza atıyor. Üst üste 5. sayısı. Sadık Emir Kabaca 20-15 yaptı skoru. 8 dakika 5 saniye var devrenin tamamlanmasına. Bir pas arası da Göksel'in düşünde olmadı. 3 sayılık şutta Roland Torok isabeti buluyor. 23-15 yaptı. Dibost. Güzel bir düşünce ama Ege ile anlaşamadılar. Kaptırılan top sonrası hızlı gelişiyor. Voluntari hücumu. Sarunas, Vasilyauskas. Çok keskin bir şutör. Geçtiğimiz sezonu Petkim'de tamamlayan oyuncu. Bir önceki sezon düzelteyim. 2019-2020 için söylüyorum. Petkim'de oynayan oyuncu. Ligimizde de önemli takımlarda uzun süre görev aldı. Sadık içeri doğru gitti. Sadık düşürüldü. Faul. Sadık bir an smaç mı yapacak diye düşündüm. Turnike bırakmak istedi. Biraz smaç zor görünüyordu bu pozisyonda. Neyse ki faul oldu. Ve yerin silinmesinin ardından oyun sürecek. Sadık 5 sayıda takımımızda Dibos'la beraber. Göksel'in, Köksal'ın 3, 1 üçlüğü var kaptanın. David Kreviş'in de 2 sayısı. 26-15 skor, fark 11. Şimdi Sadık'ın bu isabetiyle fark 10'a indi. Sadık da 6. sayısını kaydediyor. Sadık 2. atışını kullanacak. Sadık bunu kaçırdı ama kendi reboundına gitti. Biraz da erken giriyor. Alan ihlali söz konusu. Bu sebeple top kaybı yapıyoruz ve topta da bir ıslaklık sanıyorum söz konusu. Oyun her durduğunda oyuncular topu siliyor. Kerry Blackshear oyunda, Sadık kenara geldi. Vasilyauskas şimdi dipte. Vida girdik araya. Kaptan Göksel'inle faul. Vasilyauskas hızlı hücumu faulle kesti ve bu da 4. faul oluyor. Voluntari'nin aslında bizim için de güzel bir faul düdüğü oldu diyebiliriz. Çünkü devrenin tamamlanmasına 7 dakika 11 saniye kala 4 faul hakkını doldurmuş oluyor Voluntari. Savunmada yapacakları faullerde rahatlıkla çizgiye gidebileceğiz. Ege Vida savunuyor. Göksel'in içeri doğru gitti. Göksel'in sol turnikeyi bıraktı, isabetli olmadı. Sonrasında temas Vida'dan, orada da bir faul beklentisi var Marku Badyu'nun.
turnikeye giderken Göksel'in faul yaptığını düşündü. Hakeme biraz onu göstermek istedi. Dibos'ta başlıyoruz oyuna. Kerry Blackshear. Son 3 saniye. Kerry Blackshear şutunda isabet yok. Akon Pursel çeldi, reboundu aldı. Yeni bir Galatasaray nef hücumu. Dibost. İçeri doğru yöneldi. Vasilyauskas yaptı faulü. İki atış gelecek Dibost'tan. ...26-16 skor. Dibost ilk atışında isabeti buluyor. 9 sayıya düştü. Fark 26-17 oldu skor. 6-38 var. Ekranda skor yazıyor ama süre yazmadığı için YouTube'dan zaman zaman izleyicilerimiz, taraftarımız soruyor. Olabildiğince sizleri de çok sıkmadan süreyi de skoru da tekrar ediyorum. Moldovanu, Eric Thompson. İçeri doğru Thompson'a bir pas. Basket faul. İki sayılık isabet geldi. Todrick Gocher'in asisti. Eric Thompson'ın sayısı 2+1 için çizgiye gidecek. Bir de faul atışı kullanacak Thompson. Ege kenara geldi. Kreviç oyunda takımımızda. İlk atışını kullanıyor. Daha doğrusu tek atışı diyelim. Çünkü basket faaldü. 3 sayılık bir hücum yapmış oluyor Eric Thompson. Skor 29-18. Dibost. David Kreviç çembere gitti. Soluyla bıraktı. 29-20 oldu skor. Dışarı çıkarılan top, 3 sayılık şut, isabeti yok, aldık reboundu. Hızlı bir Galatasaray nef hücumu. Kaptan Göksel'in biraz zorlandı bir anda iki oyuncuyu karşısında görünce. Şimdi döndük sete. Dibost, David Kreviç, son 5 saniye. Vasilyauskas karşısında içeri doğru gitti, yüksekten bıraktı. Tamamlamak isteyen Kreviç bir anda iki oyuncu yerde kaldı ve sanıyorum Thompson'da bir sıkıntı söz konusu. Sol bileğini tutuyor. Takımımızın sağlık görevlileri, doktorumuz da orada. Fizyoterapistimiz, masörümüz, doktorumuz. Şu an hepsi orada. Sanıyorum ayağını burktu. Bir ters basma söz konusu olabilir. Net göremedim ama tahminim o yönde. Değişiklik olacak. Tabii soğutucu sıkılıyor. Şu an ilk etapta ilk müdahale bu şekilde yapılıyor. Umarım ciddi bir sorunu yoktur. Ve mola geliyor. Bu sakatlık sonrası ilk müdahale yapıldı. Değişiklik de tabii ki yapılacak Thompson kenara giderken ama bir mola, Galatasaray nef molası. Skor 29-20. Voluntari 9 sayı farklı önde. 5 dakika 26 saniye var ilk devrenin tamamlanmasına.
Mola süresi tamamlanıyor. Mola dönüşü Vasilyauskas'la kenardan topu oyuna sokacak. Rumen ekibi voluntari ve biraz zorlandılar. Şimdi Vasilyauskas getirdi Dibost karşısında. İçeri doğru bir penetre, dışarı çıkarılan topta kazandık şimdi. Divon Akunpursel vurdu smacı. Bu sezon Divon Akunpursel'in smaçlarını hemen hemen her maç sıklıkla göreceğiz. Ve yine onlardan bir tanesini izliyoruz. Skoru 29-22'ye getiriyor. Daha hareketli bir savunma söz konusu takımımızda. Faul 2 atış olacak. Marco Badiou. Çizgiye gidecek isim. Takımımızın 3. faulü oluyor. David Kreviş ilk faulünü yaptı. 4.53 var devrenin tamamlanmasına. Takımımız bu sezon hazırlık dönemindeki 6. maçını oynuyor. Koç Ekrem Memnun ve ekibi tabii ki her oyuncusunu görmek, her oyuncusuna şans vermek, süre vermek istiyor. İster istemez yoğun tempoda zaman zaman çift idmanla yapılan antrenmanları da hesaba katarsak takımda biraz yorgunluk olabileceği de bir aşikar. O sebeple şu an 7 sayı farkla gerideyiz. Fakat izleyenlerimizden ricamız, taraftarımızdan ricamız bu sezon %50 kapasiteyle oynanacak olan basketbol sezonunda Sinan Erdem'i doldurarak yenilmez armadaya destek olmaları. Çünkü biz onlarla beraber daha güçlüyüz, onlarla beraber daha iyiyiz. Sizlerin desteğini yakından hissetmek bizim en büyük arzumuz. Bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Geçtiğimiz sezon maalesef çok da istemediğimiz, alışık olmadığımız bir sezonu geride bıraktık. Fakat bu sezon iki oyuncu dışında yenilenen bir kadrosu var. Galatasaray Nef yepyeni bir kadroyla sahne alacak ve bu noktada da taraftarının desteğine çok büyük bir şekilde ihtiyacı var. Bunu da bir kez daha yinelemek istiyorum. 2-1'le dönüyoruz çizgiden Akunpursel'le ve Melo Trimble da var tabii ki sakat olduğu için, tedavisi sürdüğü için şu an kadroda yok. Ama onun da katılımıyla izlemesi keyif veren bambaşka bir Galatasaray Nef olacak hiç şüphesiz. O sebeple sizden ricamız oyuncularımıza, takımımıza formaya destek olalım. Bu armayı giyen tüm oyuncuya var gücümüzle destek verelim sizlerden ricamız. Çünkü şu an 6 sayı farkla gerideyiz ama geride olduğumuzu düşünerek yine takımımıza dair eleştiriler. Özellikle şu anki YouTube yayınında zaman zaman bakıyorum, molalarda takip edebiliyorum. Divon Akunpursel verdi pasını, içeri doğru yöneldi. David Kreviş zor bir pozisyonu sayıyla tamamlıyor. Ve 29-25 yaptık skoru. 4-27 var devrenin tamamlanmasına. Fark 4'e düşüyor. Güzel bir ikili oyunla takımımız farkı 4'e kadar düşürdü. 11'e kadar çıkan bir fark söz konusuydu. Kerry Blackshear'ın yine yürüyüşüyle ilgili bir soru da gelmiş. Ben bunu zaman zaman maç yayınlarımızdaki insanlara, izleyenlerimize anlatıyorum, söylüyorum. Çünkü yorumlarda da çok fazla, YouTube canlı yayınımızda özellikle interaktif bir şekilde olabilmesi için ben zaman zaman yorumlara da cevap veriyorum. Kerry Blackshear'ın yürümesi neden öyle, topu neden yere basmıyor şeklindeki bir soru sonrası benim de kişisel merakımdı. Genel menajerimiz Turgay Zeytingöz'e bunu sordum. Ve skolyozu sebebiyle kalçasında biraz yukarı doğru, bir kalçasının diğerine göre birkaç santim yukarı doğru olduğunu söyledi. Yükseklik sebebiyle de topu yere tam basmıyor. Ama basketbol oynamasına engel bir durum tabii ki söz konusu değil.
ama oyun sırasında, maç sırasında dikkat çeken bir durum tabii ki. Bunu da merak ediyor izleyenlerimiz. Kerry Blackshear için bunu açıklayabilirim. Ve mola dönüşü, oyun başlıyor bir kez daha. Antonio Woods bir top kaybı mı, faul mü? Tam top kaybı olacağı sırada baskımız sonrası faul geliyor. Faulü de D-Boss'ta çalıyor karşılaşmanın hakemleri ve bu da takımımızın dördüncü faali oluyor. 4-19 kala devrenin bitimine, faul limitimiz doluyor. Todrick Gocher Moldovanu'yu çağırdı perdeye. Gocher 3 sayılık şut, çemberi dolaştı, isabet yok. Akunpursel aldı reboundu. D-Bost getirdi şimdi. Divo'un Akunpursel. 3 sayılık şutu biraz kısa kaldı. Aldık hücum reboundunu David Kraviç'le. D-Bost. Rıdvan çember altına dolaştı. Kendine boş pozisyon buldu. Üçlüyü yolladı. İsabet olmadı. Bugün çok yüksek bir yüzde yakalayabilmiş değiliz henüz. Geride kalan yaklaşık 16-16,5 dakika için söylüyorum bunu. Rıdvan top çalmak istedi. Todrick Gocher dışarı doğru çıkardı. Antonio Woods son 10 saniye hücum süresinde. Todrick Gocher Kerry Blackshear önünü çok iyi kapattı. Bir adım geride yayın gerisinde Moldovanu üçlüyü yolladı. Fakat isabet yok. D-Boss'ta Galatasaray hücumu. David Kraviç perdeye geldi. Şimdi Kerry Blackshear zor pozisyon, içeri doğru gitti. Düşerken attı. Çok zor bir pozisyonda Panyalı isabeti buldu. 29-27 yaptı skoru. Özellikle Kerry Blackshear'ın kendisini geriye çekerek, bir adım geri atarak şutlarında isabet buluyor. Ve zaman zaman bunu da izliyoruz. Adımını geri çekerek kullandığı şutlarda. Vasilyauskas. Moldovanu. Torok içeri kaçtı, pas istedi. Gocher Moldovanu ile oynadı. Gocher şimdi son 4 saniye. Verdi pasını Woods. Dipte Vasilyauskas. Zor pozisyon, süre dolarken attı. Akunpursel aldı reboundu. D-Boss'ta gelişiyor Galatasaray Nef hücumu. Biraz hızlı geldi. Bastı frene. Şimdi Kerry Blackshear Akunpursel'i gördü. Divon Akunpursel 30-29'la Galatasaray Nef'i öne geçiriyor. 11 sayıdan geldi. Galatasaray Nef bir sayı farklı öne geçiyor. Devrenin son 2 dakika 25 saniye kala bir sayı farklı öndeyiz. Ve sol turnikeyi bıraktı Todrick Gocher. Yine skor bir sayı farkla 31-30'la Voluntary üstünlüğüne geliyor. D-Bost. Vasilyauskas yerde kaldı. Topun olmadığı noktada oyun sürüyor. Akunpursel'in 3 sayılık atışı. Hücum devam ediyor. David Kraviç aldı reboundu. Oyunu durdurmamız gerekir aslında orada. Biz de devam ettik. Hakemler de pek oralı olmadı. Voluntary koçunun şikayeti, isyanı biraz haklı. Bunu da söylemek gerekir. Sanıyorum içeri penetre sırasında bir diz dize çarpışma söz konusu. Darbe aldı ve muhtemelen çok da acıyan bir yer. Diz dize çarpışmada izleyenlerimiz halı saha maçlarında bile benzer bir pozisyonu yaşasa az çok ne kadar acıdığını hisseder diye düşünüyorum. Voluntary hücumu Roland Torok getirdi. Antonio Woods. Moldovanu. İki uzun yayın gerisinde. Şimdi aldı arkasına, içeri doğru giderken faul geliyor. Yerde çalındı faul, fakat faul limitimizi doldurduğumuz için yine çizgiye gidecek. Vlad Moldovanu iki serbest atış kullanacak.
Vlad Moldoveanu ilk atışında isabeti buldu. Skor 32-30 oldu. İkinci atışı da isabetli. Çizgide hata yapmadı Vlad Moldoveanu. 1 dakika 40 saniye var devrenin tamamlanmasına. Eray. Antonio Woods karşısında. Divo'un Akun Pursel. Dibost perdeden çıktı. Topu aldı. David Kreviç. Orta mesafe biraz kısa kaldı. Dibost orada reboundu kovaladı ama oyun alanında tutamıyor. Bu sezonda Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Galatasaray Efe Erkek Basketbol takımımızın iç saha maçlarına Sinan Erdem ev sahipliği yapacak. Şu an içinde bulunduğumuz bu hazırlık maçının oynandığı salon yine Galatasaray'ın yuvası olacak. Sizlerin desteklerini bekliyoruz. Çok zorlu bir sezon, çok önemli bir sezon. Özellikle geçen sezonki hayal kırıklığı sonrası tamamıyla yenilenen kadrosuyla Galatasaray Nef sizlerin de desteğini bekliyor. Siz değerli Galatasaray taraftarları bizleri yalnız bırakmayın, takımımıza destek olun. Son 40 saniye içindeyiz. Antonio Woods, Kerry Blackshire karşılıyor onu, içeri doğru yöneldi. Antonio Woods çok zor bir pozisyon, isabeti buldu. 35-30 oldu devrenin sonunda, farkı 5'e yükseltti. Voluntary. Maç saati ile hücum süresi arasında yaklaşık 1 saniyelik süre var diyecektim ama şu anda farklı işliyor ve 12 saniyelik bir süre kaldı maçın ilk devresinin tamamlanmasına. Eray içeri doğru yöneldi, boşluğu buldu. Eray panyalı attı, isabet yok. Son 3 saniye, voluntary hücumu, çok uzaktan bir 3 sayılık şut. Az kalsın onda da isabeti bulacaktı Antonio Woods. Ve devre tamamlanıyor. Galatasaray Nef erkek basketbol takımımız yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki 6. hazırlık mücadelesinde voluntary karşısında ilk devreyi 35-30 geride kapatıyor. 5 sayı farkla gerideyiz. Karşılaşmanın ikinci yarısında yeniden birlikte olacağız. Kısa bir ara veriyoruz. İkinci yarıda yine YouTube kanalımızda siz değerli izleyenlerimizi bekliyoruz efendim.
Galatasaray Nef voluntary mücadelesinde 3. periyot başlıyor. 35-30'luk ilk yarıda 5 sayı farklı üstünlüğü söz konusu Rumen ekibi voluntary'nin. Takımımız 3. periyoda D-Bost, Akun Pursel, Gökselin Köksal, Sadık Emir Kapaca ve Kerry Blackshear 5 ile başlıyor. Ve 3 sayılık isabet geliyor çeyreğin başında. Akun Pursel. D-Bost Göksen'ini gördü. Göksen'in 3 sayılık şutunda isabet yok. Moldoveanu reboundu aldı. Vasilyauskas getiriyor topu. Vasilyauskas içeri doğru yöneldi. Düzeltiyorum. Roland Torok içeri doğru yöneldi. Sonrasında farkı ona yükseltiyor. Çift taneyi yakaladılar. İki hücumda. Akun Pursel çok zor pozisyon. Sayıyı buluyoruz. Divon Akun Pursel 3. periyottaki ikinci yarıdaki diğer bir de işte ilk sayılarımız Akun Pursel'den geliyor. Todrick Gocher bir hücum faul bekledik. Moldoveanu Gocher 3 sayılık şutunda isabet yok. Göksen'in aldı reboundu. Galatasaray Nef hücumu D-Bost. Kerry Blackshear topuna bir müdahale. Son anda Malcolm Lee oyunda tuttu. Vasilyauskas. Uzaktan 3 sayılık şut isabet geldi. Vlad Moldoveanu. Maça olduğu gibi 3. periyoda da etkili başlıyor. 8-2'lik bir 2 dakika skoru var 3. periyotta. Göksen'in. D-Bost. Sarunas Vasilyauskas savunuyor onu. D-Bost pasını verdiği sırada faul geldi. 12 numarayla Sarunas Vasilyauskas yapıyor faulü ve düzeltiyorum. 14 numara Roland Torok faulü yapan ona çalındı. İkisinin de 2 faulü vardı. 3 oldu Torok. Bakalım kim çıkacak ve bu faul sonrası Torok geliyor. Erken bir dörtlemeyi engellemek adına bir değişiklik yapıyor voluntary. Göksen'in. Akun Pursel. D-Bost. D-Bost içeri doğru yöneldi. Sadık'la paslaştı. Şut kullanması lazım. Süre dolarken bir atış. İsabet yok. Süre doldu. Moldoveanu'nun ellerinde kaldı top. Hızlı gelişiyor. Voluntary hücumu. Lee aldık topu. Divon Akun Pursel getiriyor. Göksen'in Köksal hızlı hücumu bitirdi sayıyla. Sol turnikeyi bıraktı. Skoru 43-34 yaptı. 7 dakika 20 saniye var 3. periyodun tamamlanmasına. Ve bir isabet daha geldi. Atmaya devam ediyor. Moldoveanu. Akun Pursel, Kerry Blackshear'ı gördü. Sadık çok yüksekten aldı reboundu. Şutunda isabet yok. Şimdi dışarı çıkardık. Göksel'in Köksal. Todrick Gocher karşısındaydı. Kerry Blackshear, faul. Todrick Gocher yaptı faulü. 46-34 skor. 11 sayısı var. En skorer isim Moldoveanu. Üçer üçer attı. Gocher ve Torok da onar sayıyla ona eşlik ediyor voluntary adına. Çok güzel gördük orada Akun Pursel'i ama blok tehdidi şutunu bozdu. Şimdi sağ dipte D-Bost Göksen'ine çıkardı. Göksen'in Köksal 3 sayılık isabet geliyor. 46-37 yaptı skoru kaptan. Göksen'in Köksal'la farkı 9'a indiriyoruz. 3. çeyreğe de iyi başlayan taraf voluntary olmuştu. Ve Malcolm Lee. Güzel bir smaç. İtiraf etmek gerekirse güzel bir smaç oldu. 48-37. Kerry Blackshear. Göksen'in Köksal. Bir üçlük daha. Sadık'ın teması var mı? Ona bakıyorum. Değil. 3 sayılık isabet olarak yazıldı. 48-39 skor.
Koçer içeriği çok güzel boşalttı. Güzel bir pas. Sonrasında Vida kendi reboundunu aldı. Lee, Koçer. Lee, 7 saniye var. Malcolm Lee. 3 sayılık atışı isabetsiz. Boş dönmeyelim. Kerry Blackshear pası Göksen'in. Akompursel kendisini gösterdi. İçeri doğru yöneldi. Orada topuna bir müdahale Vasilyauskas'tan. 10 saniyelik bir süremiz var. Dibost topu oyun alanında tuttu. İçeri doğru gitti. Dibost faul aldırma düşüncesinde süre dolarken sayıyı buldu. Vlad Moldoveanu'nun üstüne gitti. 48-41 yaptı skoru. Lee, Vasilyauskas. Göksel'in topunu çelmek istedi. Sonrasında faul yaptı. Melo Trimble'ın 3 haftalık bir sakatlığı söz konusuydu. Bu süre tamamlanmak üzere, çok ekstra bir durum olmazsa kısa sürede takımla birlikte olacak. Ama sezon başı hazırlık dönemi olduğu için şu an acele etmek istemiyor takımımız, teknik heyetimiz. O sebeple erken döndürüp ileride biraz daha sıkıntı yaratacak bir sakatlık yaşanmaması adına tam zamanını bekliyor. Sağlık ekibimizin verdiği tabii ki rapor doğrultusunda koç Ekrem memnun. Tabii ki gönül ister Melo Trimble da takımımızda olsun ve hazırlık döneminde takımı ile birlikte iyi bir şekilde oynasın, ama şu an belki de en doğru şey onun tedavi sürecini tamamlaması. Devrenin sonunda takımımızın geri dönüşüyle birlikte izleyenlerimizin yorumları da aslında biraz güzelleşmişti. Ama şimdi sanıyorum yine 7 sayı farkla rakibin önde olması biraz taraftarımızı, izleyenlerimizi de üzmüş durumda. Ama biraz zaman isteyelim, biraz sabredelim, biraz destek olalım. Bu takım çok güzel işlere imza atacak. Buna inanın. Faul düdüğü geldi. Akompursel faulü yaptı. Vasilyauskas içeri doğru yöneliyordu. Zaten ilk yarıda da dizine bir darbe almıştı. Bir çarpışma söz konusuydu. Değişiklik istedi. Ve şimdi o değişiklik yapılıyor. Marku Badiou kenarda oyuna dahil olmak için beklerken Vasilyauskas oyundan çıkıyor. Rebound mücadelesi, son temas Akompursel'den. Karşılaşmanın hakemi voluntary hücumunu işaret ediyor. Neyse ki bu şutta isabet yok. Moldoveanu 3. çeyreğe oldukça isabetli başlamıştı. Eray'la Galatasaray nef hücumu. Eray Aydoğan. Koçer karşısında Eray Kreviç'le oynadı. David Kreviç isabetli olmadı. Todrick Koçer alıyor savunma reboundunu. Antonio Woods. Kaptan Göksel'in savunması. Woods içeri doğru yöneldi, verdi pasını. Vida şimdi dışarıda. Moldoveanu şutu biraz kısa kaldı. Çemberin ön yüzünden döndü. Badiou üçlüğü yolladı. 51-41 yaptı skoru. 3 dakika 30 saniye var. Üçüncü çeyreğin tamamlanmasına. Divon Akunpursel. Göksen'in bir fake. Ardından şut kısa kaldı. Kreviç topa müdahalede bulunmak istedi, olmadı. Göksen'in el koydu ama topu kazanamadık. Voluntary hücumu, 1-3 sayılık şut. David Vida. 54-41 oldu skor. Fark 13'e çıkıyor. 19-11 geride kalan 7 dakikanın skoru voluntary lehine ve 54-41 ile Rumen ekibi üstünlüğünü sürdürüyor.
Mola süresi tamamlanıyor. 3 dakika 4 saniye var 3. periyodun tamamlanmasına. 54-41. Voluntari üstünlüğü sürüyor mücadelede. 11 sayıya çıkan farkı kapatıp bir sayı farklı öne geçmiştik ilk devrenin sonunda. Devre 5 sayıyla Rumen ekibinin üstünlüğüyle tamamlanmıştı ama 3. çeyreğe de iyi başlayan taraf Voluntari oluyor. Sadık, Divon Akunpursel verdi pasını Rıdvan. Eray dışarıda. Eray 3 sayılık isabeti buluyor. Eray Aydoğan 54-44 yaptı skoru. Fark ona düştü. Eray da ilk sayılarını kaydediyor bu isabetle. Eray'ın savunması. Antonio Woods içeri doğru yöneldi. David Kravish blok gösterdi. Hücum sürüyor. Şutunda isabet yok. Bir airball oldu. Ve Voluntari teknik heyetinin de bench'inin de bir faul beklentisi var. Akunpursel'in blok yaparken bir teması olduğu görüşünde Rumen ekibi. Eray. Sadık. Eray. Kreviş. Akunpursel. İçeri doğru gitti. Akunpursel. 54-46 yaptık skoru. Goçer. Rıdvan savunuyor onu. Todrick Goçer. Kreviş'le karşısında. Şutunda isabet yok. Aldık Eray'la ribandu. Çeyreğin sonunu daha tempolu, daha etkili oynuyoruz ama 3 kişinin arasındaydı. Orada top kaybı yapıyor Eray Aydoğan. Vida. Pas arası yapmak istedi Eray. Topunu çeldi ama top yine Goçer'de kaldı. Son 4 saniye, 3 saniye. Todrick Goçer içeri doğru yöneldi. Adımını geriye çekerek şutu isabetli oldu. 56-46. Eray faulle durduruluyor. Marco Badiou ilk faulü, Voluntari'nin de 3. takım faulü oluyor. Birazdan Ege oyuna girecek takımımızda. Bugün uzunlardan beklediğimiz katkıyı çok fazla alamadık Sadık dışında. David Kreviş ve Kerry Blackshear ikilisi için söylüyorum bunu. Blackshear 2 sayıda, Kreviş 6 sayıda, toplam 8 sayısı var. İki oyuncumuzun bugün geride kalan 5 maça kıyasla biraz durgun iki oyuncumuz. Rıdvan. Rıdvan içeri doğru yöneldi. Rıdvan zor pozisyonda bıraktı. Ege çeldi. Lee aldı reboundu. Son 1 dakika. 56-46 skor. Antonio Woods. Goçer. Son 10 saniye. Todrick Goçer kendisi gitti. Turnikeyi sayıya çeviriyor. 58-46 oldu skor. Eray. Son 30 saniye 3. periyodun tamamlanmasına. Faul ve serbest atış kullanacak. Eray çizgiye gidecek. David Kreviş kenara gelirken Canberk oyunda takımımızda. İlk atışında isabeti buluyor Eray Aydoğan. Eray Aydoğan çizgide 2'de 2 yaptı. Goçer. Lee. Canberk savunuyor. Goçer şimdi Eray karşısında. Lee dışarı çıkardı. Badiou. Rıdvan yaptı faulü. 8 saniye var. 3. periyodun tamamlanmasına ve bir faul hakkımız daha bulunuyor.
Skor 58-48. Eray faul yaptı. 2 saniye işlemiş oldu. 6.1 saniye var 3. çeyreğin tamamlanmasına. Antonio Woods kenardan topu oyuna sokacak. Faul hakkımız doldu. Olası bir faul çizgiye götürür rakibi. Goçer. Goçer 3 sayılık atışı isabetli değil. Aldık reboundu ve süre tamamlanıyor. 3. periyot skoru Galatasaray Nef 48, Voluntari 58. Son çeyreğe 10 sayı farkla geride gireceğiz. Galatasaray Nef Voluntari mücadelesinde son 10 dakika başlıyor. Eray, Rıdvan, Canberk, Akun Pursel ve Ege Arar 5 ile parkede takımımız. Eray, Ege istedi. Ege çember altında birebir oynuyor. Ege dönerek atışı isabetli. 58-50 oldu skor. Ege Arar'ın ilk sayısı. İlk sayıları bu basketle geliyor. Malcolm Lee. Badiou. Önce fake sonra şut. İsabet yok. Akın Pursel'le aldık reboundu. Eray getiriyor. Eray. Ege. Ege topuna bir müdahale oldu veya onudan. Ve sportmenlik dışı faul geldi. Öncesinde ben Ege için bir faul beklemiştim. Moldoveanu'nun Ege'ye yaptığı müdahale için ama orada faul çıkmadı. Sonrasında Ege rakibine sportmenlik dışı faul yapıyor. İki atış sonrası voluntari hücumu sürecek. Skor 58-50. İlk atışı isabetli. Divon Akun Pursel 10 sayıda. Dibost 9. Kerry Blackshear 2. David Kreviş 6. Göksel'in Köksal 8. Maçı ilk 5'te başlayan oyuncularımızın skoru bu şekilde. Sadık Emir Kabaca 8. Eray Aydoğan 5. Ve Ege Arar'da 2 sayıda takımımızda. Lee içeri indirdi. Önce bir fake ardından şutunda isabet yok. Moldoveanu zoru başardı adeta, kolayı yapamadı. Ege. Rıdvan. Rıdvan kendisi gitti, faul. Moldoveanu faulü yaptı. 9 numaralı formasıyla onun da ikinci faulü oluyor. Çizgide şimdi iki serbest atış kullanacak. Rıdvan Öncel. Skor 60-50.
İlk atışı isabetli. Rıdvan ikinci atışı kaçırdı. Ege dokunmak istedi. Top dışarı gidiyor. Woods. Ters eşleşmeyi yakaladılar. Torok dışarı çıkardı. Bir 3 sayılık atış isabet yok. Kendi reboundunu aldı. Şimdi Torok ve bir sportmenlik dışı faul daha geldi. Ege'ye mi çalacaklar? Bakıyorum Eray'a mı? Orada 2 oyuncu var. Eğer Ege ise değil, Canberk. 12 numara Canberk işaret edildi. Canberk'in ilk faulü. Az önceki gibi 2 atış sonrası kenardan hücum sürecek. Roland Torok, takım kaptanı, ilk atışında isabet buluyor. İkide iki yaptı. 12. sayısı. Moldovanu. Çok ekstra şut isabetleri buldular bugün. Aslında skoru bu noktaya getiren de biraz da oydu diyebilirim. Bizim olması lazım top, evet. Torok son temas yapan oyuncu. Sonrasında dışarı çıkan top. Ve sadık oyunda Canberk kenara geliyor. Ve birazdan kaptan Göksen'in de oyuna dahil olacak. Bugün biraz daha Türk oyunculara ağırlıklı olarak süre veriyor. Koç Ekrem Memnun sadık orta mesafe kaçırdı. 5'te 5'te hazırlık dönemini sürdürüyoruz. 6. maç. Önemli olan koçun istediklerini yapabilmek. Savunmada ve hücumda neler olduğunu görmek. Tabii ki kazanarak devam etmek bizim gibi yeni kurulan bir takım için oldukça önemli ama hazırlık döneminde alacağımız olası bir, bugün için konuşuyorum, bir mağlubiyet bile ders çıkartmak adına olumlu bir gelişme de olabilir. 3 sayılık isabet ama yerde çalınıyor faul ve Voluntari'nin de ikinci faali oluyor bu. Malcolm Lee 4. faalini alıyor ve Gocher'le yer değiştiriyor. Takımımızda da Akon Pursel ile Eray kenara gelirken D-Bost ile Göksen'in oyuna dönüyor. Rıdvan. Ege'yi gördü. Ege dışarı çıkardı. Göksen'in Köksal. Şutunda isabet yok. Rebound'a girdik orada. Torok aldı rebound'u. Antonio Woods. 62-51 son 7 dakika maçta. Gocher. Woods. Moldovanu. Ege. Birebir oynuyor. Ege döndü. Atışında isabeti buldu. Ege 62-53 yaptı skoru. Ve mola geliyor. Bugün toplamda saha içi isabeti olarak 57'de 19 ile oynuyoruz. Yaklaşık %30 civarı diyebilirim kaba bir hesapla.
Bu da oldukça düşük bir oran. Bunu söyleyebilirim. İzleyenlerimiz yorum yapıyor, eleştirilerini yapıyor haklı olarak. Hazırlık maçı da olsa takımımızın galibiyetini görmek istiyorlar. Ben iyimser konuşuyorum. Biraz eleştiriler de geliyor ama bu hazırlık dönemi. O sebeple destek olmak gerekiyor. Eksikleri görmek adına belki de bugün sahadan, parkeden yenilgiyle ayrılmamız olumlu olacak ilerisi adına. Bunu bilemeyiz ama var gücüyle mücadele ediyor takımımız, oyuncularımız. Bu bir gerçek. 58'de 20 olarak şu an önümdeki istatistik güncellendi. Bunu düzelteyim, izleyenlerimize aktarayım. 52'de 21 olarak da rakibin hücum ettiğini söyleyebiliriz ama 3 sayılık isabet olarak onlar tabii ki bize göre daha fazla. Torok Moldovanu ile oynadı. Bir faul düdüğü geldi. 61 numara kaptan Gökselin Köksal ikinci faulünü yapıyor. 62-53 skor. Voluntari 9 sayı farklı önde. ...14 sayıyla Todrick Göçer takımının ve karşılaşmanın en skoreri. Torok onu takip ediyor. 12 sayıyla Moldovanu, 11 sayıyla Voluntari'de çift haneli skora ulaşan oyuncular. Rıdvan'la aldık reboundu. Rıdvan hemen rakip yarı sahaya getirdi. Çok güzel pas Sadık'tan. Ege'den smaç geliyor ve yerde bir oyuncu var. O da kalkıyor, Roland Torok. 63-55 oldu skor. Son 5 dakika 50 saniye. Antonio Woods. Rıdvan karşılıyor savunmada kendisini. Moldovanu'nun perdesi var. Son 10 saniye hücum süresinde. Ters eşleşmeyi yakaladılar. Moldovanu içeri doğru çevirdi. Şimdi dışarı çıkarılan top. Son 2 saniye kala şut isabeti buluyor. 3 sayılık isabet geliyor Roland Torok'tan. 15. sayısını kaydetti. Ve biraz önce 12 demiştim. Şu an 15'te maçın en skoreri Sadık. Boyalı alanda aldı. Dönerek atışı isabetli. Sadık 2 sayı yazdırıyor. Dibos'ta da bir asist çıkıyor bu hücumda. Akon Pursel ve Sadık onar sayıda takımımızdaki en skorer iki isim. Göçer içeri doğru yöneldi. Torok'la oynadı. Şimdi topu çevirdiler. Çok güzel çevirdi topu. Bir 3 sayılık şut isabeti buldu. David Vida'yla üçlüyü buluyor. 69-57'ye getiriyor skoru. Voluntari. Güzel bir hücum organizasyonu oldu. Topu iyi çevirdi. Rumen ekibi cevap vermek istiyoruz Rıdvan'la olmadı. Antonio Woods. 69-57 skor. Göçer. Torok'la oynadı. Orada Göksel'ine çarpan top Dibos'ta kaldı. Sadık smaca gidiyor. Sadık bıraktı turnikeyi. 69-59 yaptı skoru. Fark ona düştü. Son 4 dakika 5 saniye. Antonio Woods. Moldovanu. Şutunda isabet yok. Dibos aldı reboundu. Dibos içeri doğru yöneldi. Bomboş turnikeyi sayıya çeviriyor. 68-61 yaptı skoru. Son 3.40. Göksel'in Köksal. Faul sonrası itiraz ediyor. Ben bir şey yapmadım diyor karşılaşmanın hakemine. Hakemin de kalçasını çıkardığına dair bir işareti oldu. Buradan uzaktan anlayabildiğim kadarıyla. ...68-61'lik... voluntari üstünlüğü var mücadelede. Son 3.38. Antonio Woods.
4 faulle oynuyor Lee. Woods içeri doğru gitti, dışarı çıkardı şimdi Lee. Rıdvan karşısında. Lee oldukça hareketli. Kendisine şut şansı aradı. Şutunda isabet yok. Kreviç çeldi topu. Özür dilerim düzeltiyorum. Blackshear çeldi topu. Sonrasında hızlı hücumu kestiler. Rıdvan yerde kaldı. Üç dakika 15 saniye var ve biraz önce 4 faulle oynuyor dediğim Malcolm Lee 5. faulünü alarak kenara geliyor ve maçtaki ilk 5 faulle oyun dışında kalan oyuncu. Ve kaptan Göksel'in kenara gelirken Divon Akunpursel oyunda kalan 3-15'te şu an Galatasaray Nef hücumunu izliyoruz. Dibost faul. Voluntari'nin 4. faali oluyor. Takım halindeki bu periyottaki faul limiti doluyor. Woods ilk faulünü yapıyor. Rıdvan'la kenardan oyuna başladık. Dibost. Akunpursel. Çekti adamını geri. 3 sayılık şutu isabetli. Divon Akunpursel 68-64 yaptı skoru. Son 2 dakika 55 saniye. Fark 4'e düşüyor. Yeniden maça ortak oluyor Galatasaray Nef. Woods. İçerideki boşluğu gördü. Şimdi dışarı çıkardı. Sayıyı buluyorlar. Torok'la. Dibost. 17. sayısını kaydetti Torok. Kerry Blackshear. 3 sayılık isabet. Kerry Blackshear'dan geliyor. 67. sayımız. 70-67 skor. Fark 3 ve tek topa düşüyor. Aradaki fark çift hanelerden buraya getiriyoruz. Son 2-15 kala. Moldoveanu. Blackshear savunuyor onu. Gocher. Şutunda isabet yok. Aldık reboundu. Dibost. Son 2 dakika içindeyiz. 70-67. Dibost çok uzaktan gönderdi üçlüyü. İsabet yok. Marco Badiou. Belki biraz erken kullanmış olabilir üçlüyü burada. Roland Torok. Moldoveanu. Woods. Gocher'le oynadı. Akunpursel'le Moldoveanu eşleşmesi. Top istedi, aldı. Son 3 saniye. Sürenin farkında değiller. Şimdi topu istedi. Sağ dipten bir üçlük. İsabet yok. Marco Badiou ile boş döndüler. Dibost. Kreviç dışarı çıkardı. Rıdvan. Boş pozisyonda içeri yöneldi. Şimdi verdi pasını. Dibost. 3 sayılık isabet. Dibost molayı aldırıyor. 70-70 oldu skor. Son 1 dakika 19 saniye. Dibost 13. sayısını kaydederken takımımıza da 70-70'lik eşitliği getiriyor. Hep bahsettim. Çift haneli skorda geride de olsak bu bir hazırlık maçı. Kazansak da kaybetsek de ders çıkarmak önemli diyordum. Ama şimdi maçın sonuna 70-70'lik eşitlikle giriyoruz. Ve kazanmak için oldukça şansımız yüksek. Geriden gelen, rüzgarı arkasına alan bir Galatasaray Nef var. Ve mola süresinin tamamlanmasına da yaklaşık 30 saniyelik bir süre kaldı. Karşılaşmada 70-70'lik eşitlik var. Son 1 dakika 19 saniye. Galatasaray Nef çok geriden geldi ve artık kazanmak için son 1 dakika 10 saniyedeyiz. Biraz daha iyi savunma, biraz akıllı doğru hücum. Bu maçı da kazanıp 6'da 6 ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Antonio Woods. Son 4 saniye Woods içeri doğru yöneldi. Güzel sıyrıldı ama turnikesinde boş turnikeyi kaçırıyor. İsabet yok. Dibost.
Dibost çok uzaklardan bir üçlük daha. Kerry Blackshear rebound'a girdi. Çeldi Rıdvan. Yeni bir 14 saniye şansı. Rıdvan içeri doğru gitti. Faul aldı. Rıdvan sayıyı buldu. 72-70 öne geçiyoruz. Çok çok uzun bir zamanın ardından öne geçiyor Galatasaray Nef. Rıdvan sayısını buldu. Faulü de aldırıyor ve şimdi çizgide farkı 3'e çıkarmak için serbest atış kullanacak Rıdvan Öncel. Son 37.1 saniye. Rıdvan şutunda isabet yok. Kreviç çeldi ve aldık reboundu. Şimdi farkı daha da artırabilmek için bir hücum daha edecek. Dibos'ta Galatasaray Nef. Kerry Blackshear verdi pasını Rıdvan. Son 3 saniye, 2 saniye. Dibos Rıdvan'ı gördü. Haydi Rıdvan. 3 sayılık şutunda isabet yok. Süre tamamlandı ve son 18 saniyenin içindeyiz. 72-70 öndeyiz. İyi bir savunma gerekiyor. Bu maçtan da galibiyetle ayrılmak için faul geldi. 2-0 numaranın mücadelesinde Akun Pursel, Todrick Koçer'e faul yapıyor. Çok soru var. Okben Ulubay neden yok diye. Okben'in ufak bir rahatsızlığı var. O sebeple bugün kadroda kendisi yer almıyor. Bunu belirtelim ve son 10.2 saniye mola geliyor. Molada artık son savunma ya da hücumu çizecek iki takım koçu da, çünkü mola dönüşünde çizgiden iki atış kullanacak Voluntari ve sonrasında son 10.2 saniyeyi hep birlikte yaşayacağız. ...58-48 ile son çeyreğe başladık. 24 sayı atarken potamızda 12 sayı yedik. Son çeyrekte müthiş bir geri dönüşe imza attı Galatasaray Nef. Ve artık son 10.2 saniye. Bakalım nasıl bir 10 saniye izleyeceğiz. İki atış olacak. İki atışta 2'de 2 mi yapacak yoksa kaçıracak mı? Sonrasındaki reaksiyon ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Todrick Koçer çizgide ilk atışını kullanıyor. İlk atışı isabetli. Eğer bunu kaçırırsa reboundu almamız gerekiyor. Todrick Koçer İkinci serbest atışını kullandı. Bunda da isabet var. Ve 72-72'lik eşitlik var. Son 10 saniye. Dibost getiriyor. Son 5 saniye. Dibost içeri doğru yöneldi. Dibost gitti. İsabeti bulamadık. Bir rebound mücadelesi. Süre tamamlandı ve uzatmaya gidiyoruz. 72-72'lik eşitlik var. Dibost çembere gitti. Maçı bitirmek istedi hiç şüphesiz ama turnikesinde isabeti bulamadı ve böylece mücadele 72-72 ile uzatmaya gidiyor. Dibost 14, Akın Pursel 13, Sadık Emir Kabacı 12 sayıda 3 oyuncumuz çift haneli skor üretti. Ve uzatma oynanmıyor. İki takımın anlaşması gereği diyelim artık, öyle konuştular. Uzatma oynamayalım dediler ve maç tamamlanıyor. 72-72'lik eşitlikle tamamlanıyor mücadele. Ben de uzatmayı beklerken kenarda mini bir konuşma sonrası uzatmanın oynanmamasını kararlaştırdı iki takım görevlileri. Ve karşılaşmada 72-72'lik eşitlik söz konusu, mücadele bu şekilde bitiyor. Galatasaray Nef erkek basketbol takımımız yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki 6. maçından beraberlikle ayrılıyor. Bunu söylemek belki biraz ilginç oluyor bir basketbol maçında ama hazırlık maçı olması sebebiyle karşılaşmanın böyle bitmesine kararlaştırıyor. İki takım teknik ekibi ve hakemlerle yapılan görüşme sonrası. Ve yavaş yavaş yayınımızı noktalıyoruz. Ben İbrahim Demir. Galatasaray Nef erkek basketbol takımımızın 6. hazırlık maçında karşılaşmanın heyecanını sizlere aktarmaya çalıştım ve kameraman arkadaşım Ozan Moroğlu ile birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Takımımıza destek olmayı sürdürelim lütfen. Yepyeni bir kadroyla Galatasaray Nef yeni sezona hazırlanıyor. Başarılar diliyoruz takımımıza. Mutlu günler diliyoruz.